İftarı, sahuru, orucu, fitresi, fidyesi, teravihiyle Müslümanların hasat mevsimi olan Ramazan ayını bitirmiş ve Ramazan bayramına erişmiş bulunuyoruz. Bizi Ramazan'a ve bayrama kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamdü senalar ediyorum. Bu yıl ve geçtiğimiz yıl Ramazan ayımız maalesef biraz buruk, biraz hüzünlü, biraz kederli. Bu da ülkemizi ve dünyayı saran COVID-19 virüsü ve onun oluşturmuş olduğu pandemi sebebiyle ibadetlerimizi biraz mahzun yapıyoruz. Teravih namazlarımızı camilerde eskiden olduğu gibi gürül gürül, çocukların cıvıltısı, kadınların, erkeklerin katıldığı şekliyle yapamadık. Ama oruçlarımızı tuttuk, Rabbim kabul etsin. Yapmış olduğumuz ibadetleri Rabbim dergah hizmetinde kabul etsin. Eksiklerimizi, yanlışlarımızı Rabbim affetsin. Başta korona salgını olmak üzere bütün maddi ve manevi hastalıklardan insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyoruz. Malum bugün insanlık olarak çok ciddi iki imtihan ile karşı karşıyayız. Birincisi malum bütün insanlığı ilgilendiren milyonlarca insanın ölümüne sebep olan korona salgınıdır. Bu bir afettir. İkincisi de manevi değerlerimizi çöküşe maruz bırakan, aile kurumunu mahveden, bütün manevi değerlerimizi alt üst eden manevi hastalıklardır. Bugün insanlık bu iki önemli sorun ile karşı karşıyadır. Bu Ramazan ayı ve Ramazan bayramı vesilesiyle insanlığın hem korona salgınından kurtulmasını temenni ediyoruz, hem de milletimizin, toplumumuzun, İslam aleminin kendi öz değerlerine rücu etmesine, bütün manevi hastalıklardan kurtulmasına, İslam'ın birleştirici, bütünleştirici, bütün güzelliklerine bir daha vasıl olmasına, vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu yıl Ramazan ayını Rabbimizin bir imtihanı olarak bir kez daha virüs salgınının gölgesinde geçirip ve bayrama da bu şekilde girmekteyiz. Salgın nedeniyle birçok değerli kardeşimizi kaybetmenin hüznü de ayrıca kalbimizi yaralamıştır. Rabbimizden bir kez daha bu salgından dolayı vefat eden tüm Müslümanlara Allah'tan rahmet dileriz. En güzel zaman dilimini yaşayan bir ümmet, bir millet olarak Ramazan ayını uğurlama son günlerindeyiz. Ramazan ayı hakikaten son iki yıldır pandeminin gölgesinde geçtiği, teravihsiz, mukabelesiz, cemaatin olmadığı, toplu yemek, iftar yemeklerinin olmadığı bir zaman dilimini yaşadık ama bununla beraber hamdolsun Ramazan'ın feyzini ve bereketini bütün dünya insanlığı hissetti. Malumunuz bir pandemi süreciyle bayrama girdik. Belki önceki bayramlar gibi aile ziyaretleri yapamayacağız, mezarlık ziyaretleri yapamayacağız, akraba ziyaretleri, birbirimize gidip gelme yapamayacağız. Ama şunu bilelim ki bu bir imtihandır, bu bir süreçtir, imtihan sürecidir. Bunun içerisinde her ne kadar zahiren baktığımızda bize şer gibi görünse de içinde birçok hayırları ve hikmetleri gizlediğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Cenab-ı Allah'tan umarız ki bu pandemiyi, bu salgını İslam alemi için hayra tebdil etsin. Yaptığımız hataları, işlediğimiz günahları birbirimizle çelişmemizi, birbirimizle uğraşmamıza, belki bunları düşünüp tefekkür etmemize ve bu günahlarımızdan tövbe istiğfar etmeye, Allah Celle Celaluhu'na dönmeye vesile olur. Evet, biliyorsunuz bu senede pandemi gölgesinde geçecek olan bir bayram var. Bayramı buruk geçireceğiz. Fakat inşallah Yüce Allah'tan temennimiz odur ki en azından belki bu 17 günlük yasaktan sonra, tam kapanmadan sonra bu pandemi belasından inşallah ülke olarak, millet olarak, İslam ümmeti olarak, bütün dünya olarak inşallah pandemiden kurtuluruz. Evet, bayram buruk geçecek çünkü biz gidip büyüklerimizin
bayramını kutlayamayacağız, küçüklerimizi göremeyeceğiz. Ama buradaki bütün kardeşlerime sesleniyorum. Bu bayramda en azından kimseye gidemesek de, ziyaret edemesek de evde telefonla olsun, gerekirse görüntülü aramalarla mutlaka büyüklerimizin bayramlarını kutlayalım. Küçüklerimizi arayalım. En azından evde de olsa, bu pandemi yasakları içerisinde de olsak o bayram havasını mümkün mertebe yaşatalım. Ve Ramazan bayramı geçen bayram da olduğu gibi işte pandemiden dolayı siz de takdir ederseniz içeride geçirdik Ramazan'ı, bayramını. Dostlarımızdan, akrabalarımızdan uzak geçirdik. Buruk bir bayram oldu. Bu bayram da buruk geçecek. Yine evlerimizde olacağız. Ama biz inşallah Ramazan bayramını bütün ümmete, bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bu da bir imtihandır diye düşünüyorum. Dua edelim inşallah bu musibet bu insanların üzerinde kalkar. Kurban bayramında inşallah rahat ederiz Allah'ın izniyle. Bu koronavirüs, COVID-19 pandemi adına ne derse desinler. Bu musibetin bir an önce insanlığın üzerinden kaldırılması için Cenab-ı Allah'tan bu mübarek günde niyazda bulunuyoruz ve gelecek bayramların pandemisiz birbirimizle kucaklaştığımız, iftarları birlikte açtığımız, teravihlerimize gittiğimiz, dini bayramlarımızı özüne ve ruhuna göre yaşayıp yaşatacağımız günlere kavuşmak dileğiyle hepimiz görevimizi yaparız ve biz Rabbimizde bunu temenni ediyoruz. Bizim mesajımız budur. Üzgünüz tekrar. İnşallah bu musibeti gelecek bayramlarda görmeyeceğiz. Ramazan bayramı biliyorsunuz bu 2 yıldır bu korona hastalığı münasebetiyle doğru dürüst yapılamıyor. Yapıldığı zaman da bu diğer eski bayramları anımsatmıyor. Tam bayram gibi olmuyor. Allah-u Teala bize bayramı bayram gibi yaşatsın. Bu hastalığı bir an önce aramızdan def etsin. Müslümanları huzur ve huzurlu bir yaşam nasip etsin inşallah. Şimdiden bütün Müslümanların bayramını kutluyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Mübarek Ramazan ayımızı virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler altında geçirdik. İbadet ile dolu dolu yaşamaya çalıştığımız, büyük sevinçle karşıladığımız Ramazanımızdan elveda ey rahmet ve bağışlanma ayı diyerek istemeden de olsa ayrılıyoruz. Ramazan ayı boyunca nerede bir muhtaç varsa ulaşıp ihtiyaçlarını giderme konusunda gayrette bulunduk. Tam kapanma ile var olan sıkıntılar daha da büyüdü. Teravihi camide kılamamanın üzüntüsünü yaşadık. Rabbimize duamız, salgın hastalığın bir an önce son bulmasıdır ki, sevenlerimiz ile endişesiz bir araya gelip, Ramazan ruhunu iliklerimize kadar hissedecek şekilde yaşayalım. Buruk bir bayram yaşıyoruz. Müslümanların dağınıklığından ve vahdetsizliğinden faydalanan mel'un kavim İsrail, bu günlerde, özellikle bu kutsal günlerde, Mescid-i Aksa ve oradaki Müslümanlara pervasızca saldırmakta ve eziyetler etmektedir. Rabbimizden dileğimiz ve niyazımız Müslümanların bir an önce vahdetlerini kurmaları ve bu mel'un kavme karşı tek vücut halinde mücadele etmelerini ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşunu bize göstermesidir. Tüm insanlığın ve İslam aleminin bu pandemi illetinden kurtuluşuna, işgal altındaki tüm İslam beldelerinin özgürleşmesine, haseten Kudüs'ümüzün, Mescid-i Aksa'mızın Siyonist terör şebekesi olan İsrail'in işgali altından kurtulmasına vesile olmasını diliyoruz. Yine bu Ramazan ayı münasebetiyle hakikaten 2 milyara yakın İslam coğrafyasını derine hüzne boğan ve maalesef Siyonizm İsrail'inin her sene Ramazan ayında neredeyse bir gelenek haline getirmiş olduğu muhtat bir şekilde Mescid-i Aksa'ya saldırması, Mescid-i Aksa'daki sivil halka yapılan namaza saldırması bizim gerçekten ciddi manada içimizi acıtıyor. Bu vasıtayla biz tekrar Siyonizm İsrail Devleti'ni en kalbi duygularımızla lanetliyoruz. Bugün bilindiği gibi başta Filistin olmak üzere dünyanın pek çok yerindeki Müslümanlar zulüm altındadırlar. Onlara bol bol dua etmek gerekir. Hallerini tefekkür etmek, bu halden kurtulmaları için neler yapılabileceğini düşünmek gerekir. Dünya Kudüs gününde
hem kendi halkımıza, kendi gönüldaşlarımıza ve İslam alemine şunu iletmek isteriz ki Kudüs'ün özgürlüğü sadece Filistin halkının ve Filistinlilerin meselesi değildir. Kudüs insanlık meselesidir. Hatta İslam'ın ve Müslümanların meselesinin de ötesinde insanlık meselesidir. Biz buna yakinen inanıyoruz ki Kudüs özgürlüğüne kavuşursa tüm insanlık özgürlüğüne kavuşur. Çünkü Kudüs'ü karıştıran, Kudüs'ü mahkum eden Siyonist güçler bugün dünyayı yaşanmaz hale getirmişler. Bugün dünyanın herhangi bir karış toprağında eğer bir fitne, fesat, düzensizlik ve anarşi varsa Üstad Seyyid Kutup Hazretlerinin dediği gibi mutlaka bunun arkasında Siyonist Yahudiler vardır. Dolayısıyla Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturmak için her Müslümanın üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmesi gerek diye düşünüyoruz. Kudüs sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Kudüs bir inanç meselesidir. Kudüs bir iman meselesidir. Kudüs bir insanlık meselesidir. Ne zaman Kudüs özgür olursa o zaman biz insanlık zincirinden, parangalarından onu köleleştiren her türlü kayıttan kurtulmuş olarak kabul ederiz. Eğer bugün İslam alemi bir olsa Kudüs bir gün dahi esir kalmaz. Ama aslında Kudüs'ü Siyonistlerden ve ABD'den önce İslam aleminin dağınıklığı, Müslümanların biri birine düşmüşlüğü ve Körfez krallarının ihaneti esir ediyor. Cenab-ı Allah İslam alemine birlik ve beraberlik nasip eylesin. Siyonistlere ve ABD'ye gönüllü uşaklık eden Körfez krallarının saltanatlarını da yerle yeksan eylesin inşallah. Filistin, Suriye, Yemen ve diğer İslam beldelerinde emperyal düzenin sebep olduğu sıkıntılar maalesef sürüyor. Rabbimizden niyazımız bu mübarek günlerde, bu mübarek günlerin hürmetine İslam beldelerinin sıkıntılarından kurtulmasıdır. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasıdır. Son günlerde Siyonist dehşetin, Siyonist çetelerin baskılarını iyice arttırdığı ve Müslümanları evlerinden çıkararak gözaltına aldırdığı, baskı ve işkencelere maruz bıraktığı bir zaman dilimini tekrar yaşıyoruz. Siyonist çetelerin yeryüzünden kökü kuruyana kadar bunların karşısında Müslümanlar olarak mücadelemizi bilemeli, birliğimizi perçinlemeli ve bizi bir arada tutan, bir araya getiren tüm değerlere sımsıkı sahip çıkmalıyız. Ki Müslüman kardeşlerimiz Siyonist çetelerin zalim çizmeleri altında sıkıntı yaşamaktan kurtulsunlar. Bu bayramda aradığımız, konuştuğumuz, bayramını kutladığımız herkese Kudüs'le ilgili bir mesaj verelim. Mescid-i Aksa ile ilgili bir mesaj verelim. Ve Kudüs'teki Müslümanların yalnız olmadığını, hepimizin onları desteklediğini ve her platformda onların destekçisi olduğumuzu mutlaka gündeme getirelim. Ve bu bayramı aslında gelin hep beraber Kudüs'ün bayramı yapalım, Mescid-i Aksa'nın bayramı yapalım. Filistinli Müslüman kardeşlerimize de ciddi bir desteğimiz olsun. Tekrar buradan annelere sesleniyorum. Evde çocuklarınıza Kudüs'ü anlatın. Çocuklarınızı Kudüs'ün aşkıyla, Kudüs'ün sevgisiyle büyütün. Ve bütün çocuklarınızı birer Selahaddin Eyyubi olacak şekilde yetiştirin. İnşallah hep beraber özgür bir Kudüs, özgür bir Mescid-i Aksa ve işgalci, terörist İsrail'in oradan defolup gittiği özgür bir Filistin sabahıyla inşallah hep beraber uyanırız. Hayır, hasenat ve ibadetle geçirdiğimiz Ramazan'ın akabinde ulaştığımız sevinç ve mutluluk anımız bayramın zulüm altında inleyen Müslümanların kurtuluşuna, hasreten Siyonistlerin işgali altındaki Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasına vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayını
salgın hastalık münasebetiyle eşimizden, dostumuzdan, çocuklarımızdan, torunlarımızdan ayrı olarak evlerimizde geçirmek zorunda kalacağız. Ama bizim evlerimizde kalmamız onlardan ayrı olduğumuz anlamına gelmiyor. Elbette bugünün imkanları olan sosyal iletişim ağı vasıtasıyla hep birbirimizin seslerini duyacağız. Birbirimize iyi dileklerimizi ileteceğiz. Ama kurallara, kaidelere uymayı elimizden geriye bırakmayacağız. Çünkü bu Ramazan gününde şu anda Ramazan'ı evlerinde geçiremeyen, hastanede, yoğun bakımda veyahut da tedavi aşamasında geçiren kardeşlerimiz var. Onlara ben Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ahirete göçenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Acılarımızın katmerlendiği şu mübarek günlerde başta Siyonist alçaklar ve tüm yeryüzü zalimleri bilsinler ve duysunlar ki şu istikbal inkılabı içerisinde en gürü sada İslam'ın sadası olacaktır. Kudüs'te hem de Mescid-i Aksa'da bir Ramazan bayramında bütün dünya Müslümanlarıyla buluşmak temennisiyle. Bu Ramazan bayramının başta Covid-19 salgını olmakla birlikte diğer bütün afetlerden İslam ümmetinin muhafazaya vesile olmasını ve özellikle şu anda Siyonist çetelerin zulmü altında inleyen Mescid-ül Aksa'mızın ve Kudüs'ümüzün özgürlüğüne kavuşmasına vesile olmasını ve yine İslam ümmetinin vahdetine, birliğine, beraberliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Müslüman bir gezin hef. Dedi, Kudaj emmek ye gütye ve ahtesimu bihamdillahi cemiyen ve la teferraku intab ve risi hudeyi bir günün belav nebin. İşte böyle bir Müslüman gibi irud ve tefrika edene lama Yahudi ve fırsat edin hatta hücum edin ser Müslüman ve hücum edin ser camia kutsi. Dedi, hali Müslümana şeva la yetekadirime tevadid. Yani hakikaten ef tiştegi o sana gere Müslüman pariki hişyar bin şeva gafleti. Yani hatta ku yani ef kutsa hanil bin desiva kafira deya Müslüman ne hakkı ve yani rahat bir nüt tarihi de dedi. Selahaddin Eyyubi dedi hatta Kudüs bin Destek kafra da bir havuç mera harama, kenc mera harama. Bize Müslüman ziyi gerek var ki yani derdi Müslümana şorab gen derdi. Peygamber Mehmet Beceman asbih adam yehteme bir Müslüman feleyse minhüm. Eser sibir rabi derdi Müslümana şorab ne ki derdi evneş Müslümana ya. Bize bir gerek Müslüman tef yani vi derdi bikçenin ve bir dünyaki kuvvet hatta bu karın ve Kudüs'e bin Destek ve Yahudiye ve zalima bistiyenim. Rabbi alemi ve ayde bike vesila vahdet ümmeti ya Müslüman tamamen Müslüman inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluş olan bir rahmet ikliminin sonuna geldik. Rabbimizin bize ikramı ve lütfu olarak bir bayramı daha idrak etmekteyiz. Rabbimden dileğim bu bayramın başta yetimlere, mağdurlara, muhtaçlara daha fazla elin uzandığı günlerin yakın olmasıdır. İhtiyaçların giderildiği günlerin yakın olmasıdır. Enes bin Malik radiyallahu anhudan şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde halkın eğlence ile geçirdiği iki gün vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki günün özelliği nedir diye sordu. Cahiliye döneminde o günlerde eğlenirdik dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah sizin için o günleri onlardan daha hayırlı olan Ramazan ve Kurban bayramlarıyla değiştirdi. Yüce Rabbimizin müminlere verdiği en güzel hediyelerden biri olan Ramazan ayına elveda deyip Ramazan bayramına kavuşmanın buruk heyecanı içerisindeyiz. Yüce Rabbimiz Ramazan ayının orucunu samimiyetle tutan kullarına birer müjde ve mükafat olarak bayram günlerinin sevincini hediye etmiştir.
Ramazan ayı bireyin aslında nefsine hakim olduğu, iradesine hakim olduğu ve kendini, vücudunu terbiye ettiği bir yenilenme ayıdır. Dolayısıyla bu mübarek ayda birey eğer bağımlı olduğu herhangi bir davranış ya da madde varsa bu madde ve davranışlardan kendisini alıkoyma ve iradesine sahip çıkma ayıdır. Malum bayramlar, dini bayramlar Allah-u Teala Müslümanlara bahşettiği önemli sevinç günleridir. Müslümanlar bir ay oruç tutuyorlar ve bir ay oruçtan sonra Allah-u Teala bu orucun mükafatı olarak bayramla tebrik etmeyi, kutlamayı bize mübah kılmış. Bayramda da bizim mutlaka mübah işler yapmamız lazım. Haram işlerle bayramdır diye, oruç bitti diye günaha dalmamak lazım, günah işlememek lazım. Evet, pandemiyle mücadele çerçevesinde biz mutlaka ailelerimize gidemeyeceğiz. Malum öyle görünüyor ki yasak bayramdan sonraya kadar devam ediyor. Mutlaka telefonla dahi olsa anne, baba, kardeş, büyük, küçük herkesi arayıp bayramını kutlamak lazım. Bu geleneği sürdürmemiz lazım. Rabbim bu bayramı koronadan da kurtulmaya vesile kılsın ve bizim günahlarımıza bağışlanmaya vesile kılsın. Amin. Bayramlar bize Rabbimizin hediyeleridir. Bu günler Müslümanlar için sevinç günleridir. Birbirlerini ziyaret etme, sorma, yakınlaşma, kaynaşma ve kardeşliklerini izhar etme günleridir. Bu vesileyle başta aile bireyleri olmak üzere yakın akrabaları, uzak akrabaları, komşuları, dostları, arkadaşları, tanıdıkları ve ilgiye muhtaç olanları sormak, gönüllerini almak, aradaki muhabbet ve sıcaklığı artırmak, dualarını almak ve onlara dua etmek gerek. Bismillah. Mübarek Ramazan ayının özellikle İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin son bulması için bir vesile olmasını Rabbimizden diliyorum. Bir yılı aşkındır yaşanan pandemi sürecinden dolayı hakikaten toplum olarak çok ciddi mağduriyetler yaşandı. Rabbimden bu salgının, bu hastalığın, bu Ramazan bayramı vesilesiyle son bulmasını nasip etmesini diliyorum. Ramazan bayramının İslam ümmetine hayırlar getirmesini diliyoruz. Rabbim bu bayram günleri vesilesiyle sıkıntılarımızın giderilmesine, sevincimizin artmasına, İslam ümmetinde vahdetin sağlanmasına, İslam birliğinin kurulmasına ve güçlenmesine vesile kılsın inşallah. Her şeye rağmen bayram sevincini bütün hücrelerimizde hissetmek, bu sevinci başka kardeşlerimizle paylaşmak da önemlidir. Sevincimizi aile ve çocuklarımızdan başlayarak yakın ve uzak akraba ve kimsesi olmayanlarla paylaşmaya özen gösterelim inşallah. Tekrar Ramazan bayramının hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Herkesin Ramazan bayramı, bu bayramının huzurlu ve mutlu geçmesini niyaz ediyorum. Müslümanlarımızın tutmuş olduğu oruçların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ve bizleri bu aya kavuşturan ve bayrama da inşallah kavuşturacak olan Rabbimize sonsuz şükürler ve hamdü senalar ediyorum. Ramazan bayramının ülkemize, İslam alemine huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Rahmet, bereket ve kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. İdrak edeceğimiz Ramazan bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimden temenni ederim. Eidken Ramazan mübarek. İdaveyi Ramazan-ı mübarek be inşallah. Yokluğa sabrettiğimiz, varlığa şükrettiğimiz, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan'ın daha sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Ramazan'ın sonunda bayram sevinci yaşamak isterdik. Doğrusu bu pandemi sıkıntısı belli bir kısıtlamayı beraberinde getiriyor. Kısıtlama bayramda devam edecek. Belki yüz yüze olmayacak. Belki önceki bayramlarda olduğu gibi böyle kucaklaşıp birbirimizi doyasıya saramayacağız. Ama gönüller her zaman bir. Bu süreç içerisinde
pandemi kısıtlamasına takılmaksızın haber takip edip gündemi kamuoyuyla paylaşmak için gayret gösteren bütün emekçi, gazeteci arkadaşlarımızı, basın mensuplarımızı ve ailelerini yaklaşan Ramazan bayramını tebrik ediyor. Nice bayramları bayram sevinci içerisinde yaşama dilek ve tevennisiyle herkesin bayramını tekrar kutluyorum. Ramazan bayramımız bütün İslam alemine mübarek olsun. Ramazan bayramınızı kutlar, mübarek olsun inşallah. Ramazan tüm bereketiyle geride kaldı, tüm güzelliğiyle geride kaldı. Elveda Ramazan dedik ve bayramla birlikteyiz. Rabbim bayram sevincini yaşatıyor İslam ümmetine. Ramazan bayramının İslam ümmetinin hayırına vesile olmasını temenni ediyoruz. Yine Ramazan bayramının mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyoruz. Ramazan bayramının bu dünyayı kasıp kavuran pandemi hastalığının bitmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Ramazan bayramının gözü yaşlı, mahzun annelerin, yetimlerin, muhtaçların yüzünün gülmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Ramazan bayramınız mübarek olsun diyoruz. Ramazan bayramının bize, milletimize ve bil cümle İslam alemine mübarek olmasını diliyorum. Ramazan bayramının bize ve dünyanın dört bir tarafında zulme maruz kalan Müslüman kardeşlerimizin acılarının bir nebze de olsun dinmesine vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ramazan-ı Şerif'i idrak ettikten sonra Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu, bize ikram ettiği Ramazan bayramını ümmeti Muhammed'e hayırlı ve mübarek olmasını temenni eder ve hasreten ve hususen terör devleti İsrail'in Kudüs-i Şerif'e saldırmasından dolayı Kudüs'ün özgür bir ortamda, özgür bir zamanda ibadete açılmasını temenni ediyoruz. Recep, Şaban ve mübarek Ramazan ayından sonra Ramazan bayramına vasıl eden Allah-u Teala'ya hamdolsun. Başta partimize gönül veren değerli üyelerimiz, toplumumuz ve bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Ülkemizdeki mümin kardeşlerimizin, sonra dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini layıkıyla yerine getiren mümin kullarından olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Peşinden yaklaşan bayramımızı tebrik ediyorum. Bayram sevinç günleridir, sürur günleridir. İnşallah bu bayramı çifte bayram yaparak, bayramla beraber ülkemizi ve dünyayı saran bu virüs belasından kurtulmayı Rabbim bize nasip etsin diyorum. Ve tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum. Özellikle hastalarıyla ilgilenmeleri sebebiyle bayramlarını evlerinde geçiremeyen doktorlarımıza, sağlıkçılarımıza da onlara da hayırlı bayramlar diliyorum. Ve Cenab-ı Hak'tan onlara da kolaylıklar temenni ediyorum. Bu Ramazan bayramının insanlık ve İslam alemine hayırlar getirmesini, barış ve huzur getirmesini, özellikle kazasız, belasız geçmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ve bütün herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Mübarek bir ayın sonunda mübarek Ramazan bayramımıza kavuştuk elhamdülillah. Buruk bir Ramazan da olsa, biliyorsunuz bu pandemi sürecinde ülkemizde, dünyada büyük bir hastalık vardır, bir veba vardır. Dolayısıyla buruk bir bayram yaşıyoruz ama buna rağmen bütün Müslümanların bu mübarek bayramının inşallah hayırlara vesile olması temennisiyle herkesin bayramını kutluyorum. Genelde tüm dünya Müslümanlarının, özellikle Adanalı hemşehrilerimin Ramazan bayramlarını kutlar ve esenlikler dilerim. Yeni bir Ramazan bayramına daha bizi ulaştırdığı için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Başta Batmanlı hemşehrilerim olmak üzere bütün Müslümanların, bütün müminlerin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İda tamamen Müslümana tebrikim. İda tamamen Müslümana piruz ve mübarek bet. Rabbi alemi ve idibki vesila vahdete ümmeti ya Müslüman tamamen Müslümana. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını geride bırakıp bizleri bir Ramazan bayramına daha ulaştıran Rabbimize hamd ve seneler olsun.
Bu vesileyle tüm Müslüman ve İslam ümmetinin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Tüm İslam aleminin, başta Kudüs'teki Müslümanların ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor. Rabbimin bu günü hayırlara vesile kılmasını diliyorum. Batman Eğitimciler Cemiyeti olarak özelde hemşerilerimizin, genelde tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik eder, başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere İslam ümmetinin kurtuluşuna, Müslümanların vahdetine ve insanlığın malum salgından kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Bu bayramı da ben bütün dostlarımızın, bütün İslam aleminin, özellikle Diyarbakırlı hemşehrilerimizin Ramazan bayramında canı gönülden kutluyorum. İslam aleminin, İslam toplumunun Ramazan bayramının uyanışına vesile olmasını temenni ediyoruz. Başka Ramazanlara da Allah bizi ulaştırsın, kavuştursun temennisinde bulunuyoruz. Dünya Müslümanlarının bir ay boyunca tutmuş oldukları oruçları, kılmış oldukları namazları ve okumuş oldukları Kur'an mukabeleli sonucu Rabbimizin lütuf ve ikramı olarak inşallah gireceğimiz Ramazan bayramını tüm İslam aleminin hayırlara vesile olmasını İzzet-i Dergahından diliyor, istiyoruz. Tüm Müslümanların mübarek Ramazan bayramı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Şehitler Kervanı platformu olarak başta tüm şehit ailelerimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik eder. Bu bayramın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ve niyaz eyleriz. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve merhamet ikliminden sonra bayrama kavuşmanın heyecanını hissetmeye başladığımız günlerdeyiz. Rabbimize hamdimizi artırmamıza vesile olacak bayram günlerinin İslam alemine ve bütün insanlığa hastalık musibetinden şifaya kavuşmaya, huzur, barış ve merhamet ortamına ulaşmaya vesile olmasını niyaz ediyoruz. Cizre Hüdapar Teşkilatı olarak bütün İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu Ramazan bayramının Kudüs-i Şerif'in işgali altından çıkmasına ve kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Cizre Umut Kervanı olarak bütün İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutlar. Kudüs'ün özgür olacağı günleri görme dileğiyle mübarek Ramazan bayramınız da olsun. Yetimler Vakfı Cizre temsilciliği olarak Ramazanımızın bütün ibadetleri ile kabul olmasını Rabbimizden diliyoruz. İslam aleminin, bütün ümmetin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Bu Ramazan bayramının İslam ümmetinin birliğine, Kudüs'ün özgürlüğüne ve yetimlerimizin daha fazla sevinmesine vesile olmasını Rabbimizden diliyoruz. Hepinizin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor. Müslümanların silkinişine, uyanışına, vahdetine ve kurtuluşuna vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim zulüm altındaki Müslümanların yardımcısı olsun. Hususen Filistin'de Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı bedenlerini siper ederek savunan Müslümanların yardımcısı olsun. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistin'in ve Müslümanların özgürlüğüne kavuşması, Filistin'in tamamen işgalden temizlenmesi, Müslümanların ümmet şuuruyla bir araya gelmesi, hakkın ve adaletin hakim olması temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Önümüz bayram, bilmiyorum ne kadar bayram, onu da gerçekten kendimize sormak lazım. Filistin kan ağlarken, Arakan'da Müslümanlar soykırımı yaşarken, Suriye'de milyonlarca Müslümanlar aslında insanlığın utanç kaynağı olabilecek koşullarda yaşarken, bizler bayramı idrak edeceğiz inşallah. Rabbim inşallah bu bayramı Müslümanların kurtuluşuna, ferahına, özgürlüğüne vesile kılsın diyorum. Yeryüzünde bir gözyaşı döken bir mazlum varsa, bir çocuk varsa biz bayramı nasıl idrak edebiliriz? Bayram ancak Müslümanların özgürlüğe
kavuştu, zulmün bitti, mazlumun zalime galip geldi, mazlumun hakkının zalime soruldu, adaletin gerçekleştiği gün ancak Müslümanlar bayramı yaşayacak. İnşallah Rabbim bu Ramazan bayramını bütün bunlara vesile kılsın, ümmetin uyanışına, dirliğine, birliğine ve vahdetine vesile kılsın. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Ey kadir olan Allah'ım, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize inanç, uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme, tüm milletimize samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlılık ve izzet bağışla. Amin. Ya Rabbel Alemin. Ümmetin bayramını kansız geçecek günler özlemiyle, fakirlerimizin olmadığı günler özlemiyle, hastalarımızın şifa bulduğu günler özlemiyle ve dünyanın dört bir yanında mazlumlara müjde olması dileğiyle tebrik ediyorum. Mübarek olsun diyorum. Ben sağlık hizmet kolunda sendika başkanıyım. İki dönemdir de, iki senedir maalesef bir de pandemi süreci dayandı bize. Sağlıkçılarımız bu süreçte çok zorluk çektiler. Bu anlamda ben sağlıkçıların da bu vesileyle, sizlerin vasıtasıyla bayramını tebrik ediyorum. Umarız hem ümmet için hem sağlıkçılarımız için daha güzel bayramlar olur inşallah. Tek temennimiz o, tek duamız o. Malumunuz iki Ramazan'dır, yani buruk olarak geçiriyoruz biz bu Ramazan'ı. Çünkü Siyonistler, İsrailler, Yahudiler her Ramazan'da Kandil gecesine denk getiriyorlar. Yani Mescid-i Kudüs'e, Aksa'mıza sardırıyorlar. Bizim tek dilediğimiz, istediğimiz, ya Rabbi diyoruz, bu Ramazan'ın hatırına, Müslüman kardeşlerimizin tutarlı olacağını hatırına, bu Mescid-i Aksa'yı en yakın zamanında hem Mekke gibi hem Medine Münevver'deki bir ziyaretlerimizi sık sık orada nasip eyle. O İsrail Yahudileri kahru perişan eyle. Bayramımız mübarek olsun. Tabii ki bu salgın hastasından nedeniyle de yani teravih namazlarımızı camilerimizde kılamadık. O da bir buruk içindeyiz aslında. İstiğfar ediyoruz, tövbe ediyoruz, ya Rabbi diyoruz, artık tövbe edeceğiz, tövbemizi kabul eyle. İnşallah senedeki Ramazan'ı hem mukabelerimizde hem tarafımızda namaz kılmayı nasip eylesin ya Rabbi. Müslümanların, ümmetin bayramı mübarek olsun. Ya Rabbi, ya Rabbi bizleri şaşırtmasın. Ya Rabbi bizlere akıl feraset versin. Ümmetçi yaklaşımı hayatımıza hakim ve hakem kılmasın. Ki diyoruz ki Allahümme erinel hakka hakkan ve zuknet tibaa. Ya Rabbi bizlere hakkı hak olarak görmeyi, tabi olmayı, yaşamayı, yaşatmayı nasip et. Ve yine aynı şekilde hayatımıza hakim ve hakem kıl diyoruz. Aynı şekilde de batılı, batıl olarak görmeyi, karşısında durmayı, def etmeyi, mücadele etmeyi de bizlere nasip ediyoruz. Ya Rabbi, ya Rabbi bütün ümmetin acı sahnelerle dolu bu bayramı hayra vesile kıl. Bizim tek çıkar noktamız, tek çözümümüz bizim İslam birliği. Ümmetin birliğidir. Ya tüm mezhepsel olsun, tüm politik olsun, tüm farklı düşüncelerden bizim sıyrılıp mutlaka Selahaddin Eyyubi gibi bizim ümmet olarak bizim birleşmemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle bu birlik sağlandığı zaman güçlü bir İslam ordusuyla bu kan ve gözyaşı sona erecektir. Adalet gelecektir Allah'ın izniyle. O yüzden tüm ümmetin Ramazan bayramı şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah bu İslam ümmetinin uyanışına vesiledir. İnşallah Kudüs'ün kurtuluşuna da, Arakan'daki Müslümanların kurtuluşuna, hepsinin kurtuluşuna inşallah vesile olacaktır. Biz buna canı gönülde inanıyoruz. Yaklaşan Ramazan ayı bayramının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, bayram sabahına koronavirüsünden arınmış bir şekilde hastalığın sıfıra indiği günlere erişmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Bir sonraki bayramda inşallah özgür bir Kudüs'ü
Bizler de orada bir bayram sabahında Mescid-i Aksa'da Müslüman kardeşlerimizle bir bayrama erişmeyi Cenab-ı Allah nasip ve müyesser eylesin. Tüm İslam aleminin de Ramazan-ı Şerif'ini, ulaşacağımız bayramını tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara uğraşmayı Cenab-ı Allah nasip ve müyesser eylesin inşallah. Tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. İslam birliğinin kurulduğu ve bu zulümlerin dünyada nerede sadece Müslüman değil, bütün nerede bir mazlum varsa onların kurtarıldığı yeni bir dünyaya hep birlikte Allah nasip eder inşallah. İnşallah bu koronavirüs salgınından da tüm insanlığın, Müslümanların ve insanlığın kurtulduğu bir dünya, yeni bir dünya nasip etsin Cenab-ı Allah. Onların yeni dünya düzeni var. Bizim ise yeni bir dünya idealimiz var. İnşallah adil yeni bir dünyayı Allah bizlere kurmayı nasip eylesin. Mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşıyoruz. Son 2 yıldır Covid-19'dan dolayı gerek Ramazan ayını gerek de Ramazan bayramlarını buruk bir sevinçle girmiş olsak bile özellikle Ramazan bayramı İslam'ın şiarlarındandır. Bu şiarı en güzel bir şekilde karşılamamız lazım. Son dönemlerde hüzün yaşıyoruz. Hüznümüzün sebebi İsrail terör şebekesinin Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye karşı yaptığı saldırıları ve Müslüman kardeşlerimizin şehit edilmesinden dolayıdır. Ramazan bayramı özellikle kardeşliğin, paylaşmanın, sevincin bir arada olması gerekendir. Ama Covid-19'dan dolayı biz bir araya gelemeyeceğimiz için, birbirimize çok ulaşamayacağımız için bunun kırgınlığını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama şunu unutmamamız lazım ki bizler büyüklerimizi telefonla arayıp onların hal hatırını sorup onların bayramını yapmamız lazım. Özellikle küçüklerimizi de bu şekliyle sormamız lazım. Bu vesileyle inşallah Ramazan bayramının Gaziantep'imize, Türkiye'mize ve İslam alemine hayırlar getirmesine vesile olmasını diliyorum. Rahman ve Rahim olan Allah biz Müslümanlara yılda iki defa kutlayacağımız bayramlar hediye etmiştir. Bunlardan ilki olan Ramazan bayramını şu an elhamdülillah ulaşmış durumdayız. Her ne kadar Ramazan ayını buruk bir şekilde geride bırakmış olsak da elhamdülillah Ramazan bayramına yetiştik. Yani bu Ramazan bayramı münasebetiyle Yüce Allah'tan şunu niyaz ediyoruz. Şu an Filistin, Gazze, Mescid-i Aksa'mız işgal altındadır. Evet, Yüce Allah bu bayramlar vesilesiyle, bu bayramı vesile kılarak inşallah Kudüs'ümüzü, Mescid-i Aksa'mızı terör şebekesi olan İsrail'in elinden kurtulmasına vesile olacak bir bayram yaşamamızı Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu vesileyle inşallah tüm dünya Müslümanların Ramazan bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Yine bir Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşıyoruz. Fakat bir bayrama kavuşmanın da sevincini yaşıyoruz ikisini beraber. Bu Ramazan ayında her ne kadar salgından dolayı camilerimizden uzak durmuş isek de, teravihlerimizden uzak durmuş isek de fakat artı bir kazancımız olmuştur. Evlerimizi mescitlere çevirdik. Çocuklarımızla, hanımımızla ve akrabalarımızla güzel günler geçirdik. Ramazan'ı en güzel şekilde ihya etmenin sevincini yaşıyoruz. Dedik ya bir bayrama kavuşmanın sevinci de içimizde. Fakat şu an bütün dünyanın malumu, bütün Müslümanların malumu Filistin'de olan bir gerçek de var. Siyonist Yahudiler şu an bizim Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Gazze'dir, Filistin'in bazı bölgeleridir. Genel itibariyle onların ateşi altındadır. Biz Müslümanlar olarak onlar için dua etmemiz lazım. Elimizden geleni yapmamız lazım. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Şunu hiçbir zaman söylemeyelim. Dua da nedir ki? Duayla bu iş biter mi diye hiçbir zaman böyle bir temennimiz olmasın. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Dua müminin en büyük silahıdır. Yani biz ellerimizi açtığımız zaman, dua ettiğimiz zaman aslında şunun bilincinde olmamız lazım. Kainatın, mülkün ve her şeyin sahibi olan Rabbimize el açıyoruz. Ondan biz istiyoruz. O da hem dünyayı dizayn ediyor, hem de dünyanın sahibidir. Eğer isterse Rabbimiz saniyeler içerisinde İsrail gibi Siyonist bir aslında biz ona devlet de demeyelim çeteyi aniden ortadan kaldırabilir, Müslümanlara da zafer verebilir. İnşallah bu bizim duamızla, onlara desteğimizle ve onların da Rablerine hem maddi hem manevi olarak böyle bir mücadele içerisinde girmesiyle beraber Rabbimiz inşallah bu bayramı da Kudüs'ün, Filistin'in
bütün bölgenin kurtuluşuna vesile kılar diye temennimiz budur, dualarımız böyledir. Rabbim bütün Müslüman aleminin kurtuluşuna vesile kılsın, bütün Müslüman aleminin Ramazan bayramını mübarek etsin inşallah. 11 ayın sultanı olan Ramazan'ı geride bıraktık. Allah bize nasip etti, bu Ramazan bayramına da kavuştuk inşallah. Tabii ki geçmişte olduğu gibi, geçmiş 2 yıldan beri aşağı yukarı Ramazanları, bayramları buruk geçiriyoruz. Ülkemizin üzerinde bu pandemi, COVID-19 denen bir hastalık, hakikaten toplumun üzerinde, ülkemizin üzerinde, insanımızın üzerinde çok büyük bir etki bıraktı. Dolayısıyla Rabbimize dua ediyoruz ki bir an evvel bu pandemi denen hastalığı bu ülkenin, ümmeti Muhammed'in üzerinden kaldırsın. Daha güzel bayram Ramazanları yaşamayı, daha güzel bayramlara kavuşmayı Rabbim nasip etsin. Bu bayramı da yine buruk geçiriyoruz. Ümmetin derdi olan, sıkıntısı olan Kudüs'ümüzün bugün Siyonistler tarafından, Yahudiler tarafından işgali söz konusu. Oradaki kardeşlerimiz, yavrularımız katlediliyor. Dünya buna seyirci kalıyor. Bundan dolayı bu bayramı da şu anda buruk yaşıyoruz. Kudüs'ümüz özgürlüğüne kavuşur ve bayramı gerçek manada hem Kudüs'ün özgürlüğüne kavuştuğu bayramı yaşarız, hem de gerçek manada Ramazan bayramlarını inşallah idrak ederiz. Dolayısıyla oradaki kardeşlerimiz katledilirken bizlerin bayram yapması da biraz içimize sinmiyor. Yani bayramımızı bayram etmemiz için kardeşlerimizin, ümmeti Muhammed'in de bayramı yaşaması lazım. Allah onların yardımcısı olsun diyoruz. Dolayısıyla bizler de inşallah Rahman hem Kudüs için duacıyız, hem de daha güzel bayramları yaşamak için duacıyız. Allah-u Teala daha güzel bayramlara kavuşmayı ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da Allah'ın azabından kurtulma ayı olan Ramazan ayını geride bırakmanın burukluğu, hüznü içerisindeyiz. Tabii bununla beraber Allah Celle Celaluhu'nun iman edenlere, oruç tutanlara ikramı olan bayramı da aynı zamanda yaşamış oluyoruz. Filistin'deki mümin kardeşlerimizin, o şehitlerin, o yetim kalan çocukların, o dul bırakılmış olan bacılarımızın hüznünü yaşıyoruz maalesef. Özellikle mel'un Siyonist kavim tarafından evsiz, barksız bırakılan, şehit edilen o kardeşlerimizin hakikaten hüznü içimize kan ağlatıyor maalesef. Rabbim o mel'un kavmin sonunu getirsin. O kavmin özellikle bütün emellerini kursağında bıraksın diye niyaz ediyoruz. Ve Filistinli kardeşlerimizin de bu mücadelesini görünce, hakikaten bu direnişini görünce de sevinmemek elde değildir. Kudüs'ümüzün, Kudüs-ü Şerifimizin özgürlüğe kavuşmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ve aynı zamanda ümmetin tutmuş olduğu oruçların, bununla beraber okumuş oldukları Kur'an-ı Kerim'in ve yine yapmış oldukları duanın ve teravihlerin Allah'ın nezdinde kabul olmasını da Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu vesileyle özellikle özelde Filistinli kardeşlerimizin, o direniş gruplarının bayramlarını tebrik ediyorum. Genelde de bütün ümmet-i Muhammed'in Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ve ümmetin üzerindeki bu kara bulutların bir an önce dağılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.